En ik heb de taak om vanavond dagvoorzitter te zijn. We hebben een mooi programma. We beginnen zo meteen met een Koranrecitatie. Er komt een toespraak van de voorzitter van ISN. Er is natuurlijk live muziek. De ezaan, dat is de oproep tot gebed. En de iftar. En als u vragen heeft, dan zullen meerdere bestuursleden in de zaal uw vragen beantwoorden. Şimdi bu akşamki toplantıyı iki dilde yapacağız. Dediğim gibi Hollandalı misafirimiz var. Maalesef yani çok dolu bir salon olmamasına rağmen yine de güzel bir program olacağını düşünüyorum. Biz bunu yapmakta medyayla, medya basın mensupları bir araya gelip dertleşmek, konuşmak, sorular varsa özellikle Hollanda medyasını buraya getirip onlarla diyalog haline gelmek için bu işi başlattık, böyle bir program yaptık. Bu da bir başlangıçtır diye düşünüyorum. Ben halkla ilişkiler ve basın alt komisyonunda, Diyanet'in alt komisyonunda görevliyim. Gönüllü olarak. Ve bu akşam burada bu toplantıyı yönetmekle yönetmekle de sorumluyum. Şimdi öncelikle tabii ki programımızı Kur'an-ı Kerim'den hocamız Niyazi Atmacı Hoca Kur'an-ı Kerim'den okuyacak kendisi. Onu burada oturuyordu ama hocamız... Hazırsınız hocam, tamam oldu. We gaan dus beginnen met een recitatie uit de Koran. En u zult ook op het scherm, als alles goed gaat, daar gaan we maar vanuit, ook een vertaling zien van de versie. Hocam, buyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إنه كان فاحشة misafirlerimiz, çok kıymetli basınımızın değerli temsilcileri, Hollanda Diyanet Vakfımızın sizler için tertip etmiş olduğu iftar toplantımıza, iftar yemeğimize hoş geldiniz, safa geldiniz diyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli misafirler, biliyoruz ki her insan bu dünyadaki hayatını barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamak ister. Ve bu talep en doğal bir insan hakkıdır. Bu gayenin gerçekleşmesi tüm insanların aynı bilince sahip olmasına bağlıdır. Her birimiz rengi, ırkı ve dini ne olursa olsun tüm insanları saygıdeğer görmemiz gerekir. İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe hiçbiriniz gerçek mümin olmazsınız şeklindeki buyruğu tüm insanların barış ve huzur içinde yaşamalarının asgari şartıdır. Kırgızların ünlü düşünürü İshak Razakov'un deyişiyle söylersek, toplum sen ile benden oluşur. Sen dürüst olsan, ben dürüst olsam, sen temiz olsan, ben temiz olsam, toplum da dürüst olur, toplum da temiz olur. Kıymetli misafirler, huzurlu ve mutlu bir toplum kurmada medyanın önemi herkesçe malumdur. Değerlerin, hikmetlerin ve güzelliklerin toplum fertlerine ulaşmasında köprü vazifesi gören siz kıymetli basın çalışanlarının insanlık adına ne kadar önemli bir misyon ifa ettiğiniz her türlü takdir üstündedir. Ayrımcılık yapmadan iyi niyetli, yapıcı, tarafsız, yansız ve samimi olarak yaptığınız çalışmaların tüm insanlık adına ne kadar hayati olduğu da izahtan varistedir. Basında bulunması gereken niteliklerin zıttıyla meydana gelmesinin ise insanlık adına ne kadar korkunç, yıkım ve gözyaşına sebep olabileceği üzerinde bile durulmasına gerek yoktur. Basın görevini iyi yapmazsa bir yuvayı, toplumu ve devleti birbirine düşürebilir. Demokrasiyle göreve gelmiş hükümetleri dahi yıkabilir belki. Darbeleri sözde meşru hale getirebilir. Böyle yapması durumunda toplumu mahvettiği gibi aslında kendini de, vicdanını da, yüreğini de kapkara yapmış, gönlünü kirletmiş, büyük günah kazanmış olur. Saygıdeğer misafirler, mensup olduğumuz İslam dini, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi İbrahimi dinlerin sonuncusudur. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmemizi, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibi olduğunu inanmamızı ister. İslam'ın temel esaslarını biz 6 maddede sayarız bilindiği gibi. Allah'a, meleklere, kadere ve ahirete iman etme esasları yanında kitaplara ve peygamberlere iman da bulunmaktadır. Biz Allah tarafından tarihin çeşitli dönemlerinde insanlığa gönderilen tüm peygamberlere ve tüm kitaplara iman etme mecburiyetimiz vardır. Hepsine, bütün peygamberlere selam olsun diyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك اللهم senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana tevekkül ettik. Vermiş olduğun nimetlerle oruçlarımızı açıyoruz. Bizim geçmiş gelecek günahlarımızı bağışla. Afiyet olsun.